Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Diziler konusunun ikinci testindeyiz. İlk sorumuzla başlayalım. A n eşittir n kare artı 8 n eksi 7 ve B n eşittir 2 n kare artı 6 n eksi 55 dizilerinin kaçıncı terimleri birbirine eşittir diyor. Farz edelim ki bunların x'inci terimleri eşit olsun. x'inci terimler eşit olsun. Tabii ki her ikisi için de x'inci terimlerden bahsettiğimize göre o zaman ax ile bx'in eşit olması gerekir. ax derken x kare artı 8x eksi 7'yi kastediyorum. bx derken de 2x kare artı 6x eksi 55'i kastediyoruz. Artık sorumuz ikinci dereceden bir denklem haline dönüşmüş oldu. X kare atarsak x kare, 8x e atarsak eksi 2x ve eksi 7'yi atarsak eksi 48'imiz sıfıra işte olacaktır. Eksi 8'e 6 dersek ve çarpanlara ayırırsak x eksi 8 çarpı x artı 6'nın sıfır olduğunu anlarız. Bu durumda x eşittir 8, ve x eşittir eksi 6. Bir dizinin eksi 6. terimi zaten söz konusu bile olamaz. O zaman dizinin 8. terimleri bu dizilerin 8. terimleri birbirine eşit olmuş oluyor. Doğru cevabımız C'dir. İkinci soruyla devam edelim. A'n eşittir 1 artı 2 artı 3 en son n artı 3. B'n eşittir x eksi 1. n kare artı y n artı 6. A'n ve B'n gerçel dizileri eşit olduğuna göre x artıya kaçtır? Arkadaşlarım 1'den n artı 3'e kadar sayıların toplam formülü n artı 3 çarpı n artı 4 bölü 2'dir. Biraz daha toparlarsak a n dizisi bunları tabii ki dağıtırsak n kare artı 7 n artı 12 bölü 2 olacaktır. Bölü 2 yaparken şöyle yapalım. Çünkü birbirine eşlemesi kolay olsun. Peki b ne geçelim. b ne, x eksi 1 çarpı n kare artı y n artı 6. Madem ki bunlar birbirine eşittir. O zaman teker teker aynı katsayılı daha doğrusu aynı dereceli terimlerin katsayıları eşittir. 1 bölü 2 unutma. Evet n karenin katsayıları bir tanesinde 1 bölü 2 bir tanesinde eksi eksi 1. n'in katsayıları bir tanesinde 7 bölü 2 bir tanesinde y. Ve aynı zamanda sabit sayılarımız bir tanesinde 6 öbüründe 6'dan. Ona hiç karışmayalım. Peki bir bu tarafa atarsak 1 artı 1 bölü 2'den x eşittir 3 bölü 2. Zaten y de belli. x artıya kaçtır diyor. Artık 3 bölü 2 ile 7 bölü 2'yi toplarsak x artı y'yi bulmuş oluruz. 10 bölü 2'den 5 olarak bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Yani en gördüğümüz yere ne yazarsak e, tam sayı çıkar diye düşünebiliriz. Mesela birinci terimi 4 bölü 1 artı 1 2 yani 2 bu güzel. İkinci terimine bakalım. 4 bölü 3 hayır. Üçüncü terimine bakalım. 4 bölü 4'ten 1 gayet güzel. Dördüncü terimine bakalım. Dördüncü terimi 4 bölü 5 ve bu şekilde basit kesir olarak devam edecektir. Dolayısıyla sadece iki teriminin tam sayı olduğunu söyleyebiliriz. Başka nasıl yapabiliriz? 4 hangi sayılara tam bölünür diye düşünürüz. 4'ün pozitif bölenlerine bakarız. 1'e bölünür, 2'ye bölünür ve 4'e bölünür. Bu şekilde düşünebiliriz. 1 olması için Sıfır yazmamız gerekiyor değil mi? 4'ün 1'e bölünmesi gerekiyor. Sıfır yazamıyoruz çünkü biliyoruz ki n eleman pozitif tam sayı. 1'i çöpe atabiliriz. 2 olması için 1 yazmalıyız. Tamam 4 olması için de e, şey paydanın 2 olması için. Yoksa normalde 4 bölü n artı 1'in 2 olmasını istersek tabii ki n'e 1 veririz. Sıkıntı olmaz. 4 olması için n gördüğümüz yere 3 yazarsak mesela 4 bölü 4 o da 1 olur. Her halükarda demek ki n gördüğümüz yere 3 yazabiliriz bir de en gördüğümüz yere 1 yazdığımızda sonuçlar tam sayı çıkacaktır. İki terimi tam sayı olduğuna göre doğru cevabımız B'dir. Dördüncü sorumuza geldik. A'n eşittir 3n artı 11 bölü n artı 2 dizinin kaç terimi tam sayıdır? Burada en gördüğümüz yere biraz önce yaptığımız gibi birden başlayarak pozitif tam sayılar vererek sonucun tam sayı çıkıp çıkmadığını yoklayabiliriz. Ama daha basit bir yöntem var. İsterseniz önce şey yapalım, polinom bölmesi yapalım daha sonra kısa bir yol söyleyeceğim. Evet. 3n artı 11, n artı 2'ye böldüğümüzde 3 defa var. 3 kere n, 3n artı 3 kere 2, 6 paydamız 5 oldu. Şey kalanımız 5 oldu daha doğrusu. 3 tam 5 bölü n artı 2 olarak yazabiliriz. Yani kalan kısım yukarı çıkar, bölen kısım da aşağı iner gibi düşünebilirsiniz. O şekilde kodlayabilirsiniz. Peki 3 kere n artı 2, 3n artı 6, 5 daha 3n artı 11 bölü n artı 2 sağlamasını da yaptık. Peki 5 kaça bölünür? 5, 5'e böndür. 5 olması için 3. 5, 1'e böndür ama n artı 2, 1 yapamayız. n'e eksi 1 değeri veremiyoruz. Tekrar söylüyorum n eleman pozitif tam sayı si olacak. Her zaman söylediğimiz gibi. Tamam. Şimdi en gördüğümüz yere 3 yazabiliriz. Başka ne yazabiliriz? 5 kaça böldür? Şimdi negatifleri düşünmeyin. 1'e böldür ama 1 yapamıyorum. N artı 2'yi 1 yaparsam N eksi 1 olur. Eksi 1 yazamıyorum. N pozitif tam sayı si olacak. 5, 5'e böldür 3. Başka hiçbir değer veremiyorum. Doğru cevabımız bir tanedir. Kaç terimi tam sayıdır dediğine göre doğru cevabımız B'dir. Peki başka nasıl yapabiliriz? Şöyle bir çözüm yolu da var. Belki hoşunuza gider. 3N'i N'e bölüyorum. 3'ü yazıyorum. Artı diyorum. Paydamızı aynen yazıyorum. N artı 2'yi aynen yazıyorum. Bakın tekrarlıyorum. 3N'i N'e bölüyorum. Buraya yazıyorum. Paydayı aynen yazıyorum. Ve daha sonra bakıyorum. 3 kere N 3N. Yukarıda var. 3 kere 2 6. Ama 11 olması gerekiyor. 11'den 6'yı çıkardığımızda 5. Yani bunu yaparken bir tık daha hızlı işlem yapabiliriz diye. Böyle bir küçük bir yöntem söylemek istedim. Evet. Geçelim 5. sorumuza. 5N artı 11 dizisinin tam sayı olan terimlerinin toplamı kaçtır? Az önce yaptığımız kısa yola bir hatırlayalım. 5 ni N'e böldüğümüzde 5. Paydamızı aynen yazıyoruz yazdık. 5 kere n 5 en yukarıda var pay kısmında. 5 kere 1 5 ama pay kısmında 11 var. O zaman 6 yazmalıyım ki 11 etsin. Şimdi dizisinin tam sayı olan terimlerinin toplamı kaçtır? Bakın burası n artı 1 dediğimiz ifade. Şöyle yazalım. n artı 1'imiz 1 olmalı. Çünkü 6 1'e bölünür. n artı 1'imiz 2 olmalı. n artı 1'imiz 3 olmalı. N artı 1'imiz 6 olmalı. 6'nın pozitif bölenlerine bakıyoruz. N buradan 0 çıkar bu olamaz. Çünkü N eleman pozitif tam sayı olduğunu dizilerin tanımından biliyoruz. Peki gönderirsem ne olur? N eşittir 1 olur. Gönderirsem ne olur? N eşittir 2 olur. Gönderirsem ne olur? N eşittir 5 olur. Ne diyordu? Dizinin tam sayı olan terimlerinin toplamı. Şimdi N'e 1 dediğimize göre A1 yani birinci terim tam sayı. O zaman ikinci terim tam sayı 5. terim tam sayı. Bunların toplamını istiyor. Yani A1 artı A2 artı A5'i bizden istiyor. Hemen bulalım tek tek. A1 1 yaz demek. 5 artı 6 bölü 2 olur. A2 2 yaz demek. 5 artı 6 bölü 2 bir daha 3. A5 demek 5 artı 5 yaz demek 6 bölü 5 artı 1. Sanırım soru anlaşıldı. 5 3 daha 8. 5 2 daha 7. 5, 1 daha 6. Bunları toplayalım. Biz sanırım 21 bir olması gerekiyor. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 6. sorudayız. A'ın eşittir 3N artı 2X eksi 1 bilen dizisinin tam sayı olan 2 tane terimi olduğuna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen A'ın ifadesini, dizisini şöyle yazmaya çalışalım. 3N bölü N artı 2X eksi 1 bölü N. Bu şekilde yazabiliriz. Bunu da 3 artı... 2x eksi 1 bölü n olarak yazabiliriz. Buraya kadar bir problem yok. Madem ki dizisinin tam sayı olan iki tane terim var. Demek ki burada şöyle bir yorum yapacağız. 2x eksi 1 sayısının pozitif bölen sayısı 2 tane olmalı ki ne olsun? 2 tane terim olsun. Tekrarlıyorum. 2x eksi 1 sayısının pozitif bölen sayısı 2 olmalı. Madem ki 2 tane terimi e, nedir? tam sayıdır. Peki pozitif ölen sayısı 2 ise 2x eksi 1'e asal sayıdır desem yanlış olur mu? Çünkü tüm asal sayılar 1'e ve kendisine bölünür. Pozitif ölen sayıları 2'dir. O zaman 2x eksi 1'in asal sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi x gördüğümüz yere 14 yazarsak bakın. A şıkkından başlıyorum. 2 kere 14 şöyle yapalım. 2 çarpı 14 28. 1 çıkınca 27 asal değil. 2 çarpı 17, 34. 1 çıkınca 33 asal değil. 2 çarpı 18, 36. 1 çıkınca 35 asal değil. 2 çarpı 24, 48. 1 çıkınca 47. Güzel. 2 çarpı 26, 52 eder. 1 çıkınca 51, 3'e bölünür, 17'ye bölünür. Bu da asal değil. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Güzel bir soru. Dizisinin tam sayı olan iki tane terimi olduğuna göre burada 2x eksi 1'in kesinlikle asal olması gerektiğini düşündük. Çünkü eğer 2x eksi 1 asal olmasaydı mesela şöyle olmuş olsaydı diyelim ki örnek veriyoruz sadece. Aykırı bir örnek verelim istiyorum. 30'u n'e böldüğümüzde 30 hangi sayılara bölünür? Bakın 1'e, 2'ye, 3'e, 5'e vesaire. Bakın 4 taneden fazla pozitif böleni var. Halbuki 2 tane pozitif böleni olması gerekiyordu. Dolayısıyla 2x eksi 1'in ne olması gerekiyor? Asal olması gerekiyor. X yerine 24 yazdığımızda 48 eksi 1 47 gerçekten asaldır. Sağlamasını yapalım. 3 artı 47 bölü n. Şimdi soruyorum size. Bunun kaç tane pozitif böleni var? Bana dersiniz ki hocam çok kolay. N gördüğümüz yere 1 yazabiliriz ve 47 yazabiliriz. Dolayısıyla bu an dizisinin sadece ve sadece 2 tane terimi tam sayıdır diyebiliriz. 7. soru. Aynı eşittir 5 eksi n kaç terimi pozitiftir? Yani en gördüğümüz yere ne yazarsak sonuç sıfırdan büyük çıkar diyor arkadaşlar. Bakın 1 yazarsak ki zaten n'in biz pozitif tam sayı olduğunu biliyoruz. 1 yazabiliriz. 2 yazabiliriz. 3 yazarsak ve 3'ten sonra 3 de dahil olmak üzere 3'ten sonra sonuçlar negatif çıkmaya başlayacak. O zaman sadece 2 tane teriminin ne olduğunu söyleyebiliriz. 2 tane teriminin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Kaçın soruda? 7. soruda. Peki hocam başka nasıl çözebiliriz? Çarpanlara ayırırsın. 5 kök 5 eksi n yani çarpı kök 5 artı n yani. büyüktür 0 yaparsın. Burada n eşittir eksi kök 5 artı kök 5 tablosunu çizersin. Sağ taraf gördüğünüz gibi eksi n kareden dolayı eksi artı eksi. Pozitif olan bölgeyi istiyordu. Şimdi soruyorum. Eksi kök 5 ile kök 5 arasında ne olan? Pozitif olan kaç tane terim var? Pozitif olan derken n'i kastediyoruz tabii. Evet şöyle diyelim. Kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5 dersek bakın burada bir 1 var. Görebiliyor musunuz? Bir de 2 var. Çünkü en eleman pozitif ta tam sayı. Bak özellikle söylüyorum. Buradaki bulduğumuz en değerleriydi zaten. işaret olarak ve sayı olarak. Dolayısıyla burada 1 ve 2 zaten köklü ifadeleri alamıyoruz. 1 ve 2'yi alabiliyoruz. Yani 2 taneyi alabiliyoruz. 8'e bakalım. Evet. 8. soruda genel terimi aynı işte n kare eksi 4 den eksi 5 dizisinin kaç terimi 7 küçüktür? Yani diyor ki n kare eksi 4 den eksi 5 küçüktür 7 denkleminde kaç tane n sayısı vardır diyor. Yani bir basit demeyelim. Basit dersek olmaz. Eşitsizlikler konusunu hatırlayın. AYT konusu olan eşitsizlikler konusunu hatırladığımız zaman ikinci dereceden eşitsizlikler gayet kolay bir örnek olmuş oluyor. 7'yi gönder. Eksi 12 küçüktür 0. Hemen hızlı bir şekilde çarpanlara ayırıyoruz. Bu konuyu biliyorsunuz. N eksi 6 çarpı N artı 2'nin 0'dan küçük olması gerekiyor. Buradan N eşittir 6. N eşittir eksi 2. Bundan sonra ne yapıyoruz? Eşitsizlik tablosunu çiziyoruz. Eksi 2 ve 6. Sağ taraf artı eksi artı. Ne diyordu? 7'den küçüktür. Zaten küçüktür 0'dan negatif olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen şuraya şöyle bir tarayalım. Şimdi eksi 2 ile 6 arasında Eksi 1 alamıyoruz, 0 alamıyoruz. Tekrarlıyorum. En eleman pozitif tam seyirciler konusunda. O zaman 1'i alırım. 2'yi alırım. 3'ü, 4'ü ve 5'i alırım. Kaç tane terim? 5 tane terim. Doğru cevap E seçeneğidir. 8. sorumuzda. Evet geçelim. 9. soru. A en eşittir 2 en kare eksi 8 en artı 11 dizisinin en küçük değeri kaçtır? A x kare artı B x artı C parabolünün. Hatırlayın en küçük değerini bulurken en küçük değerini bulurken tabi burada a pozitif olmalı kollar yukarı doğru olmalı ki en küçük değerini bulalım. Ne yapıyorduk? R eşittir eksi b bölü 2 a hatırlayın. Ve daha sonra tepe noktasının k'sını bulup maksimum ya da minimum tabi bu örnek için minimum oldu ama maksimumda da minimumda da k'yı buluyorduk hatırlarsan. Peki geldik buraya. Hocam burada var mı? Bakın AN kare artı BN artı C bir parabol teşkil etmez mi? N'e bağlı. N değişkenine bağlı. O zaman hemen R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A. 8 bölü 4'ten R'yi 2 bulduk. Hemen ikinci terimine bakıyoruz. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 8 çarpı 2 artı 15'ten 8 eksi 16 artı 15 kaç ediyor? Ee, bakalım 15 8'den 23 7 ediyor. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir bu soruda. Evet dikkat etseniz dizler konusu aslında fonksiyonların küçük bir alt kümesi aynı zamanda içerisinde gördüğünüz gibi eşitsizlikler, mutlak değer, üst sayılar, köklü sayılar veya denklemler. Bu soru için bir parabol birçok konuyu içinde barındıran bence güzel bir konu. Aynı eşittir eksi n kare artı 6 n artı 13 dizisinin en büyük değeri kaçtır diyor. Yine r'yi bulacağız. Eksi b bölü 2 a. A'nın eksi 1 olduğuna dikkat. 6 bölü eksi 2'den bir bakalım. 6 bölü eksi, eksi b bölü 2 a. Ha, bu artıymış. Tamam ben de diyorum bir yerde hata var. Evet. Eksi b bölü 2a'dan 3 çıktı. Hemen 3. termine bakıyoruz. Eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı 3 artı 13. Hesaplayalım. Eksi 9 artı 18 artı 13. Sanırım 9, 13'ten 22 desek doğru olur mu? Olur. E seçeneğidir bu soruda. 11 ile devam edelim. Yine aynı tarz bir soru. Dizisinin en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen R'yi bulalım yine. Eksi B bölü 2A'dan. A'nın 1 olduğuna dikkat. Ne çıktı? 7 bölü 2. Yani 3,5. Bir dizinin üç buçukuncu terimi olmaz. Zaten n'in pozitif sayı şey olduğunu her soruda hemen hemen dile getiriyoruz. Hatırlatıyoruz size. O zaman n'e üç buçuk diyemeyeceğimize göre kaç demeliyiz? Yine parabol konusu devreye giriyor bakın. Şöyle bir parabol çizdiğimde. Bakın burası diyelim ki üç buçuk olsun. Ki biz zaten r'yi üç buçuk olarak bulduk. Peki rastgele çizdim bu arada. n kare eksi ile n artı dokuz ile ilgisi olmayabilir. Şimdi eğer üç buçuk yazamıyorsam o zaman şöyle düşünmeliyim. En küçük terim bu değil. O zaman yukarısında bir değerdir. Şöyle bir yatay doğru çizip şurada kesen x1 ve x2 değerlerinden bir tanesi zaten ki ikisi de aynı değere gidiyor. Onları bulmalıyız. Peki o zaman 3,5'tan bir önceki bakın şöyle düşünün. 3 ile 4 arasında bir 3,5 sayısı var, değil mi? En küçük değeri aşağıdakilerden hangisi diyor ve tam sayı şey demek zorundayız. O zaman 3,5'tan önceki 3'ü ya da 3.5'tan sonraki 4'ü almamız gerekir. İstediğinizi alın fark etmez. Hemen 3. terimden başlayalım. 3 yazarsak 9 direkt yazıyorum. 3 yazarsak 21 arkadaşlar en yerine 3 yazıyorum. Artık görebiliyorsunuz her şeyi bakın. 9 9 da 18 eksi 21 eksi 3 olacaktır Ankara seçeneği. Hocam 4'ü de bir deneyin. Tamam deniyorum. 4 yazalım. 16 eksi 28 artı 9. 25 eksi 28 buradan da eksi 3'ü görebilirsiniz. Az önceki söylediğimi tekrarlayayım. Bu arada bu grafiği rastgele çizdiğimi tekrarlıyorum. Evet bakın eğer bu değeri yani 3.5 yazıp sonucu bulamayacaksam ki dizilerde 3.5 yazamadığım için bulamıyorum. O zaman en yakın değerine bakın. Bakın şöyle bir dikme indirdiğimi düşünün. Şurada x1 yazıyoruz ya da x2 yazıyoruz ama aynı değere gidiyor fark ettiniz mi? Bakın şöyle ok işaretiyle göstereyim. Tamam burayı geçelim. 12 aşağıda genel terimi verilen dizilerden hangisinin terimleri sürekli artarak ilerler diyor. Evet testin en ilginç sorularından bir tanesi artan bir dizi arıyoruz. Şimdi en gördüğümüz yere değerler yazarak ilerleyebiliriz. Bir sakıncası olmaz aslında. Bakın 1 yazdığımızda ne olur? 4 bölü 3. 2 yazarsak ne olur? 2 yazarsak 5 bölü 3. 3 yazarsak ne olur? 6 bölü 4 mü? Şöyle bir bakalım. 4 bölü 3 1.3 olması lazım. 1.33. 5 bölü 3 kaç? Onu da sizin için bir bakayım. Sonra bir yöntem de söyleyeceğim tabii. 2, 6 kere 3, 18. 1.6 tarzında bir şey. 6.4 ne? 3 bölü 2, 1.5. Fark ettiniz mi? Düştü sanki. 1.33, 5'i 3'e doğru böldüm değil mi? 1.6, 4'ü 3'e doğru böldüm mü? Tamam. Bir arttı, sonra nedense azaldı. 6'yı 4'e böl, 3 bölü 2, 1.5. Sürekli artmıyor yani. Demek istediğimi anladınız galiba. Tamam. En kare artı 4 bölü en kare artı 3'e bakalım. 1 yazdığımızda 5 bölü 4. 2 yazarsak 4, 8. 2 yazarsak 7. 7. 3 yazarsak ne oluyor? 3 yazarsak 9, 13. 3 yazarsak 9, 12 mi? Sürekli artıyor mu sizce? Bana pek öyle gelmedi. Mesela bu 1.25. Bu 1.8, 7'ye bölsem hemen. Bir kere 8, 7, 1... 1.1 düştü bence değil mi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet eleyebiliriz. Peki 2n-1 bölü n. Bunu da şöyle yazsak nasıl olur? 2n bölü n-1 bölü n. 2-1 bölü n. Bakın n gördüğüm yere Artarak devam eden bir ne yapalım? Değer verelim. Mesela 1 verirsek 2 eksi 1 bölü 1. 2 verirsek 2 eksi 1 bölü 2. 3 verirsek 2 eksi 1 bölü 3. 4 verirsek 2 eksi 1 bölü 4. Bakın bu 1 oluyor. Bu 1.5 oluyor fark ettiniz mi? 1.5. Bu ne oluyor? 0.3'ü çıkarıyoruz ya. 1.7 diyelim yaklaşık olarak. Bu ne oluyor? 1.25 çıkarıyorum. 1.75 mi? Bu az önceki kaçtı? 0.3 1.7 33 olarak düşünürsek 2 eksi 0.33 kaçtır? 1.67 evet düzeltiyorum. 1.67'den 1.75'e çıktı ve zaten en değerlerini arttırdığımız zaman buradaki kesir küçülecek, değer büyüyecek. Doğru cevabımız 12 C handır. Çok güzel. Peki D'ye bakalım. Yanlış olduğunu da görelim. 1 verdiğimizde 9 bölü 4. 2 verdiğimizde 4, 11 bölü 7. 3 verdiğimizde 6, 13. Zaten 3 tane terim versek yeterli. Evet şu 1.94'e bölse kaç olur? 2.25 mi? 2.25. Bu da 1.3. Bakın düşüşü görüyor musun? Sert bir düşüş. At bunu. Evet. 16-n kare. Zaten 1 desek 15, 10 desek ya da 2 desek 4, 12 mi? Düşüyor gördüğünüz gibi. cevabımız C'dir. Velen dizilerden hangisinin terimleri sürekli artarak ilerler diyordu bu soruda. Değer vererek çözmüş olduk. 13'e bakalım. Andisinin ilk en terim çarpımı ç'n eşittir. En bölen artı iki faktörel olduğuna göre a7 kaçtır? Burada şöyle bir önerim var size. İlk 7 ilk, terim çarpımını eğer biz ilk 6 terim çarpımına bölersek. Bakın a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7'yi kaça bölecektik? Neye bölecektik? İlk 6 terim çarpımına. a1, a2, a6 diyelim. Lafı uzatmayalım. 6'ya kadar hepsi gidecek. 7. terim kalacak. O zaman doğru yoldayız. Demek ki ilk 7 terim çarpımını ilk 6 terim çarpımına bölelim. Peki yani c 7yi c 6ya mı böleceğiz? Çok güzel. En gördüğümüz yere bir 7 yazın bakalım. 7 bölü 9 faktöriyel. Bölü diyelim. Bu sefer 6 yazın. 6 bölü 8 faktöriyel. Hemen faktöriyel kavramını da hatırlayarak sorumuzu çözelim. 7 bölü 9 çarpı 8 faktöriyel çarpı ters verelim. 8 faktöriyel bölü 6. 8 faktöriyeller gitti. 7 bölü 54 var mı? 7 bölü 54 var. Doğru cevabımız E seçeneğidir bu soruda. Geçelim 14. soruya. Yine bir fonksiyon tarzı bir soru. Aslında fonksiyonları bilen bir öğrencimiz dizileri full çeker. Diziler gayet kolay gördüğünüz gibi. A n artı 2 dizisi A n artı 1 dizisinin kaç katıdır diyor. Öncelikle A n artı 2'yi bulacağım. Daha sonra A n artı 1'i böleceğim. Bulacağım. Kaç katı dediği için de böleceğim. Tamam. Hemen bu işlemleri yapalım. A n artı 2 bulalım. En gördüğümüz yere burada n artı 2 yazarsak 3 üzeri n artı 3 bölü unuttuk. Buraya yazalım n artı 2, n artı 1 faktöriyel tamam. Diğerinde de n artı 1 yazacağız. 3 üzeri n artı 2 olacak. Bölü n artı 1 yazarsam n artı 1 eksi 1 birler gitti. N faktöriyel gerisi sadeleştirme. Hemen sadeleştirelim. 3 üzeri n artı 2 çarpı 3 üzeri 1 yapalım paydadaki gitsin diye. Bölü n artı 1 faktöriyel de n artı 1 çarpı n faktöriyel o kadar yazalım sadeleşsin diye. 3 üzeri n artı 2 bölü n faktöriyel diyelim. Burada hangi terimler sadeleşecek? n faktöriyeller ve aynı zamanda 3 üzeri n artı 2'ler sadeleşince 3 bölü n artı 1 olarak bulmuş olacağız. Doğru cevabımız e seçeneğidir 14. soruda. Geçelim 15. soruya a n dizisinde a 3 n artı 1 eşittir n kare artı 4 n eksi 3 çarpı a n artı 5 olduğuna göre a 7 kaçtır? Fonksiyonlarda f 7'yi sorduğu zaman parantez içindeki ifadeyi 7 yapmaya çalışırdık hatırlarsanız. O zaman burada da 3 n artı 1 ya da n artı 5'leri 7 olması gerekiyor. 3 n artı 1'den başlasak yeterli bence. 3 n eşittir 6 n eşittir 2. Şimdi n gördüğümüz her yere 7 yazarak işlemlerimize 2 yazarak düzeltiyorum. 2 yazarak işlemlerimize başlayalım. 3 çarpı 2 artı 1 eşittir. 2 yazarak devam edecektik. 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 eksi 3 çarpı a 2 artı 5. En yerine 2 yazdık. Dikkat. a 7 eşittir. 4 artı 8 eksi 3 tane a 7. 3 tane a 7 buraya atarsak 4 tane a 7 olur. Sağ tarafta 12. 12'yi 4'e bölen öğrencimiz sonucu 3 olarak bulur ve C şıkkını işaretler. Testimizin son sorusundayız. K7 eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve F K7'deki terimleri alıp reel sayılara götüren bir diziymiş. Ne diyor? Fn eşittir n artı 1 bölü yani disin terimlerinin çarpımı nedir? K'deki bütün elemanları teker teker alalım. Mesela 1 yazdığımızda ne olur? N gördüğümüz yere 1 yazarsak. N yerine 1 yazarsak 1 artı 1 bölü 1 çarpı diyelim. 2 yazarsak 2 artı 1 bölü 2. Soruyu anladınız bence. 3 yazarsak 3 artı 1 bölü 3. Bu şekilde devam ediyor. En son 7 yazarsak 7 artı 1 bölü 7. Evet. 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 ve en son 8 bölü 7. Kimler sadeleşiyor arkadaşlar? Bakın çapraz olarak. 3'ler, 2'ler, 4'ler ve 7'ler gidecek. En üstteki sağ 3 diyelim. Sol alt diyelim. Kalacak. Yani 8 bölü 1'den Doğru cevabımız 8 olacaktır. Bir başka testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.